Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yemek için götürdüm. Bedavaya getirmedi yani. 60 bin lira ayda alsan mı? Evet, değerli izleyicilerimiz, herkese merhabalar, günaydınlar mı diyelim, iyi günler mi diyelim? Pazar olduğu için tabii çoğumuz belki geç kalktı. Hayırlı bir gün diliyoruz, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Güzelim Samsun'dan, gurbet başta olmak üzere, herkese selamlar, sevgiler efendim. Taraftarın Sesi ekibi olarak her zaman olduğu gibi yine Yılport Samsun Sporumuz nerede? Taraftarın Sesi oradan maç öncesi, yani maçtan 1,5 saat öncesinde canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz değerli izleyicilerimiz. Birazdan kafileler gelecek. Yılport Samsunspor kafilemiz buradan içeri girecek. Karşıdan hemen yan taraftan da Ümraniyespor kafilesi gelecekler. Bizler de o takım otobüslerimiz gelmeden bu stadyum çevresindeki güzellikleri, o anları, o ambiyansları sizlerle paylaşmak adına her zaman olduğu gibi değerli izleyiciler, bizler yerimizdeyiz ve noktamızdayız. Buradan çıkacağız, takım otobüsü geldikten sonra hemen yan tarafa, hatta bugün biraz maraton tarafına da gitmeyi planlıyoruz. Oradan da röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. Taraftarlarımız bakalım neler söyleyecekler bugünkü kritik maç öncesinde. Değerli izleyicilerimiz, Yılport Samsunspor geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanındaydı. Gol duellosu şeklinde geçen karşılaşmayı Yılport Samsunspor karşılıklı atılan gollerle 3-2 kazanmasını bildi. Tabii bizim gibi yine Ümraniyespor'da diğer kazanan bir takımdı. Ümraniyespor zaten oynadığı 7 karşılaşmasının 6'sını kazanan, sadece Adana deplasmanında bir 0-0'lık bir beraberlik karşılaşması var. Geçen hafta da Manisa FK'yı evinde 1-0 mağlup ederek buraya geldi ama sanki son birkaç maçında düşüş var gibi bir tablo çizdi. Belki artık akılları Samsun maçında mıydı bilmiyoruz. Herkes Samsun maçı olunca önünde biraz daha diriliyorlar. Biraz daha o maça diri gelmek istiyorlar. Ne olacak bakacağız, göreceğiz. Değerli izleyiciler, dün akşam ve önceki gün oynanan karşılaşmalara baktığımızda Altınordu Menemen karşılaşmasıyla start aldı. TFF 1. Liginde 8. hafta 1-0 Altınordu Menemen Spor'u mağlup etti. Dün oynanan karşılaşmalarda Tuzla Spor 1, Ankara Keçiören Gücü 0, Balıkesir Spor 0, Gençler Birliği 2, Kocaeli Spor 2, İstanbul Spor 1, Adana Spor 1, Bandırma Spor 5 değerli izleyicilerimiz ve bugün oynanacak karşılaşmalarda Bolu Spor Denizli Spor mücadelesi şu anda devam ediyor. 13.30'da başladı. 16'da Yılport Samsunspor'umuz dediğimiz gibi Ümraniye Spor'u ağırlayacak. Ardından 19'da 2 karşılaşma var. Eyüp Spor, Manisa Spor, Manisa FK ve Ankara Gücü Büyükşehir Belediye Erzurum Spor mücadeleleri var. Evet, ligin 2 yenilmez takımı var. Birisi Ümraniye Spor, bir diğeri de Ankara Gücü. Ankara Gücü tabii bunlar ilk 2 sırayı paylaşıyorlar. Ümraniyespor 1. sırada, Ankara Gücü 2. sırada. Evet Hüseyin, günaydın. Evet, sana da günaydın. Günaydın, günaydın. Hayır ver Abdülkim, istersen yorulma. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı evet, değil. Bizler yine sevgili Selamet abiyle birlikte sizlerin karşısındayız. Sizlerin karşısında olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Pazartesi akşamları Samsun Güncel Haber TV'de maç sonrası programlarımız Taraftarın Sesi olarak. Cuma akşamları da tabii ki maç arifesi programımızda yeni sizlerle birlikteyiz. Ama tabii Ankara'dan Yücel Çolak hocamızın da o güzel analizleriyle, yorumlarıyla zaman zaman da fırsat buldukça İstanbul'daki sevgili beraber
Berat Olgun abimize, Samsunspor eski yöneticisi. Sevgili Berat Olgun abimize, şu anda o da İstanbul'dan bizi izliyor. Şu anda bizi Türkiye'nin ve Avrupa'nın, dünyanın dört bir yanından izleyen büyük Samsunspor taraftarları, sizler de yorumlarınızla bizlerle birlikte oluyorsunuz programlarımıza. Maç öncesinde, maç sonrası her zaman. Ve şu anda maçın hakemleri geldi geçti. Onu da hemen söyleyeyim. Evet, maçın hakemleri geldiler stadyuma. Selamet abi de demin açıkladı. Selamet abi, Ümraniyespor ve Ankara Gücü daha bizimle oynamadı. Evet. O yüzden dolayı. Şunu da söyleyelim. İkisinin de birer maç fazlalığı var. Yani biz onlardan bir maç eksiyiz. Bugün haftanın karşılaşmaları tamamlanmış olduğunda Ümraniyespor ve Ankara Gücü bizden bir maç fazla oynamış olacaklar. Bunu hatırlatalım. Yani burada kaos oluşturmayalım. Yani puan kaybı olduğunda böyle efendim onlar şu kadar puan aldılar. Orada bir şey var yani, bir bay geçecek onlarda da, onlara sıra var. İstersen birkaç bir şeyden söyleyeyim, sonra röportajlara devam edeceğiz. Takım otobüsü geldiğinde. Geldi mi? Yok, gelmedi. Yok, gelmedi. Evet değerli izleyicilerimiz, karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Birinci yardımcı hakem Seyfettin Ünal, ikinci yardımcı Alican Alp, dördüncü hakem Sait Tuzcu değerli izleyicilerimiz. Evet, dediğimiz gibi bu ligde hiç gol yemeyen ekiplerden bir tanesi Ümraniyespor. 14 gol atmış. Henüz kalesinde gol görmeyen bir ekip ve 19 puan toplamışlar değerli izleyicilerimiz. Ama işin ilginç tarafı, attıkları 19 golün, özür dilerim, 14 golün 9'unu deplasmanda atmış olmaları. Yılport Samsunspor'umuza da baktığımızda içeride mağlubiyeti yok. 7 gol atmış, 3 gol yemişler. 7 puan toplamış içeride Yılport Samsunspor'umuz. Evet, haftaya milli maç arası var. Ondan bir sonraki hafta tabii Yılport Samsunspor'umuz İzmir'de Menemen deplasmanına giderken onlar da evinde bir İstanbul derbisi olarak Eyüpspor'la karşılaşacaklar. Tabii herkes öncelikle bu akşamki bugünkü maçı bekliyoruz. Herkes buraya odaklı çünkü puan kaybı yaşamayan ve kalesinde gol görmeyen bir Ümraniye bakalım bugün bize karşı nasıl bir performans sergileyecek, ama hepsinden önemlisi Samsunspor nasıl bir performans sergileyecek? Bence inanıyorum ki Selamet abi hocamız demin şunu söylüyordum. Ümraniyespor ve Ankara Gücü henüz Samsunspor'la oynamadılar. Samsun'da güzel parçalı bulutlu bir hava var. Taraftarlarımız yavaş yavaş stadyuma geliyorlar. Dün programımızda belirtmiştik cuma akşamı bazı önlemlerden dolayı stat bariyerlerin olduğu yer ve stat kapılarının olduğu yerler saat 14'te açılmaya başladı. Bunu da buradan belirtelim. Bunun üzerine düşmek lazım. Bunu yayınlara taşımamız lazım. Sadece bizim değil, bunu bütün programcıların, bütün gazetecilerin, bütün herkesin taşıması lazım. Çünkü arkadaşlar hemen hemen hafta içine denk gelmedikten sonra bütün deplasmanlara gidiyoruz. Şu sıkıntılar yok. Ülkemizin hiçbir yerinde yok. Kocaeli'ye de gittik. Her yere gittik. Yok abicim ya. Yani şimdi bak. Önü de kış. Yağmur, önü de kış. Kare. Şimdi merak ediyorum. Biz saat 2'de geldik. Buraya girdik. Saat 2 idi ve insanlar girememişti şu bariyerlerin olduğu yerden. Yığılmış bekliyorlar. Yağmuru var, çamuru var, karı var, kışı var. Elinde çocuğuyla gelen insanlar. Ailesiyle gelen insanlar. Ya öbür hafta gelmek istemez abi. Hayır, şunu da söyleyeyim. Sadece taraftarlarımız değil, orada bekleyen emniyet görevlilerimize yazık günah. Herkese yazık günah. Onlara da yazık günah. Onlara bu da yazık neden günah. Neden acaba böyle biraz daha öne maç saatine yakın çekildi? Bunu da anlamış değilim. Burada şöyle bilet satışı olabilir. Var diyoruz. Özür dilerim. Burada bilet satışı var ama saat 2-2.10 geçeden erken bilet satışı yasak. Yok yani. Çünkü tarafta alınmayınca kime satacaksın biletleri? Kuşlara mı satacaksın? Yani. Bu da imkansız bir şey. Yani anlamıyorum. Yarın bir gün tam kapasiteye oynandığı zaman taraftar böyle hani Allah izin verirse biz o günleri göreceğiz. İnanıyoruz 25 bin 30 bin taraftar oynadığın zaman yine aynı kuralı uygularsan burada izdiham olur. Burada izdiham olur. Bak buna emin olun. O yüzden bunun önlemleri alınması lazım. Taraftarı yıldırmamamız lazım. Şunu da söyleyeceğim. Biz bunu ekranlara taşıyacağız pazartesi akşamı da. Bizi taraftarlar arıyor. Abicim biz yıldık. Neden yıldık? Artık polis kamerasında videoya değil fotoğraflayıp işte küfrettin tarzında böyle ceza yedik diyen arkadaşlar var. İspat edin diyorum diyor. Sadece bana fotoğraf gösteriyor. Video yok. Ne demişim ben burada diyor. Efendim çok özür dilerim. Bak siz çok özür dilerim. Dün akşam şeyinde şahit. Kötü bir şey yok. Bit yavuş demek. Yavşak demişsin diyor. Yani ama ses kayıt yok. Dudak hareketi diyor. Fotoğraflamışlar. İspatla desen yok ve bu adama ceza geliyor. Ben soruyorum size gelse haftaya sen buraya maça gelir misin? Aynı şekilde Hüseyin de yedi yani. Locada geçen sene oturuyordum. Oturdum koltukta, resimleri var. Elim şöyle kaldırdım. Kaldırırken bilmem bırakın şu şeylere demişim. Ya ne alaka? Abicim Türkiye'nin her yerinde bu kadar hassaslar mı? Ben bunu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim.
yasalara saygımız sonsuz. Tabii ki. Ama alınan kararlara saygımız sonsuz ama şu var. Taraftarlarımız Ümraniyespor abi. Öyle mi? Taraftarlarımız diyor ki inanılmaz dosyalar var arkada diyorlar. Bu bir iddia. Taraftarımız dedi. Evet. Gidiyoruz diyor, arkamızda inanılmaz dosyalar görüyoruz diyorlar spor şubede. Tabii ki şu var. Herkes dikkatli olsun. Herkes olsun ama her şeyde kamera da bu şekilde çekilmesin. Sen devam et. Ben yakınlaştırayım evet. Ümraniyespor otobüsü. Şey yapılmasın. Evet ben yine de evet Samsun sporumuz da geliyor. Ümraniyespor'umuz da geliyor. Hepsi peş peşe geliyor. Ama ben buradan Yusuf Semizoğlu'na da teşekkür et. Yusuf Semizoğlu kardeşim teşekkür ederiz. Evet. Kameranın arkasısın. Evet herhalde bu hafta ben karşılıyorum. Selamet abi öyleye benzedi. Ben arkamı dönerim. Selamet abi yenince bana sunacaksın değil mi? Uğursuzluğu için. Her hafta alıyordun. Evet şunu da söyleyeyim. Samsun Spor basketbol takımımız da dün Ankara'daydı. Sezonun ilk maçında deplasmanda TED Ankara Koleji'ni hemen şöyle bakıyorum. TED Ankara Koleji'ni 72-82 mağlup etti. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz emeği geçen herkesi. Bizler de dün o saatlerde geçen yıl Samsun Spor'da başkan vekilliği yapan basketbol şubesinde sorumlularından olan sevgili Zorlu Eğitim Kurumları Cuma akşamları programımızın da ana sponsoru olan sevgili Zorlu Eğitim Kurumları'nın yönetim kurulu başkanı Ergün Zorlu ve Hüsrev Yılmaz'la birlikteydik. Onlar da maçı takip ediyorlardı. Çok mutlu oldular. İnanılmaz bir güzellik yaşadık. Bunu da buradan belirtelim. Yolun açık olsun Samsun Spor basketbol takımı diyoruz. Ve evet ekranlarda izliyorsunuz. Samsun Spor futbol takımımız ve Ümraniyespor evet geliyor. Şöyle geliyor. Önden Ümraniyespor geliyor. Arkadan Samsun Spor geliyor. Kısacası Yılport Samsun Spor geliyor. Evet. Bakalım neler olacak. Diyor ki Yılpor Samspor otobüsü arkadan Mehmet Altıparmak ve öğrencileri diyor ki sen önden git Ümraniyespor. Ben bugün arkadan seni yakalar. Üçler seni güzel paketler Ümraniye'ye geri gönderirim diyor. Bunu buradan belirtelim. Onlar akşam geç geldiler. Ondan erken. Evet onlar evet onlar Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak'la görüşmüştük. Dün akşam İstanbul'dan saat 18 uçağına bindiler geldiler. Ve işte görüyorsun Ümraniyespor. Lider Ümraniye. Bereket Skorta Ümraniyespor şu anda stadyuma giriş yaptı. Evet Oğuz Gürbulak da otobüsün içinde. Evet Ümraniyespor'a da başarılar diliyoruz ama burada ne gol yemişlerdi ne mağlup olmuşlardı hepsini şimdi tatacaklar. Niye tatacaklar? Çünkü Şakir Korkmaz maçlara girmiyor. Girmedi şimdi şu anda bizi çekiyor. Korkmaz alı yıkama Tekeköy'de Korkmaz alı yıkama Şakir abi her formayı da alıyor sağ olsun ailesiyle çoluğuyla çocuğuyla. Bayburt'ta ama inanılmaz bir Samsun sporlu ve geliyor Yılport Samsun sporumuz geliyor. Mehmet Altıparmak hocamızın önderliğinde, Yüksel Yıldırım başkanımızın liderliğinde, evet, Yılport Samsun Sporu şu anda görüyorsunuz, Sacıma giriş yapıyor, lideri devirmeye giriyor diyoruz, başarılar Yılport Samsun Spor, başarılar çocuklar diyoruz, emniyet mensubu arkadaşlarımız da takımımızın arkasından geliyorlar, evet, ve şu anda da Samsun Sporumuzun, evet, medya grubu da burada, arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Ecinimi unutmadınız değil mi kardeşim? Sana söylüyorum özellikle unutma. Evet. Bunu da söyleyeyim. Samsun Spor, Yılport Samsun Spor şu anda stadyuma girdi. Lider rakibimiz Ümraniyespor, namalip Ümraniyespor da şu anda stadyuma girdi. Yaklaşık 1,5 saat sonra evet kozlar paylaşılacak ama kaç gündür söylüyoruz. Samsun Spor taraftar grupları. Merhaba Levent abi nasılsın? Samsun Spor taraftar gruplarımız, Samsun Spor taraftarlarımız herkes yazıyor sayfalarında. Diyor ki bu maça gelelim. %50'si 15 bin küsür eder. 15 bin de olmasa 12-13 bin kişi bu maçlara gelelim. Evet aşımızı vurulalım. Her şeyimizi halledelim. Lütfen Samsun Spor'u şampiyonluk yolunda bu zorlu süreçte yalnız bırakmayalım. Ama şunu da kimse unutmasın. Ligin ne 7. haftasında şampiyon olunuyor ne de 17. haftasında. Ligin 33, 34 ve 35. haftasında 36. haftası diyelim hani sayalım sayılır önemli değil. Sonunda şampiyon olunuyor. Biz son 4 hafta kala şampiyonluğu kaybettik. Son 11 hafta kala Adana Demirspor'u bir üste çıkardık. Giresun ikinci sıraya geldi ama biz aynı puanda da kalsak lige çıkamadık. Bunu buradan belirtelim ve hemen alalım. Gel dayıcım gel bak bayrağınla formanla aleykümselam. Nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan geliyorum. Doğma büyüme Samsunluyum. İstanbul'dan neresinden geliyorsun? Beylikdüzü'nden. Samsun Spor'uma başarılar diliyorum. Bu maçı bugün inşallah Allah'ın izniyle alacağız. Başka şansımız yok. Sağ ol dayı, teşekkür ederim. Gel kardeş seni alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ben doğma büyüme Tekiköylüyüm, Samsunluyum, Samsun Sporluyum. Yaklaşık 20 seneden beri
Her maça gelirim. Kaçırmadığım maç yok. Her zaman da gelir takımımı desteklerim. Hatta Teköy'de beni en kral taraftar olarak bilirler. Vallahi bu armayla birlikte yaşıyorum. Bununla da öleceğim gibime geliyor. Hayırlısı kardeşim. Hayırlısı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Gel kardeşim Yusuf, gel. Gel Yusuf'cum. Konuş bakalım, ne diyeceksin? Samsunspor'a canım feda abi benim. Her maçına giderim ben. Sıkıntı, sorun değil. Aşımı da vurundum. Herkese de aşı vurmaya davet ediyorum. Helal olsun. Bir skor alalım Yusuf senle. 3-0 yeneceğiz inşallah. Yusuf. Evet. Aziz abi. Aziz birinci. Birinci. Gel. Bana. Samsunları burada bekliyorum. Bak şimdi. Ben dün Facebook'ta güzel bir şey yazmışsın altına. Ben de dedim ki, dün bir yazı yazdım. Programda da şunu dedim abi, dedim ki Samsunspor'un maçına cenazesi, hastası, işi, düğünü, özel olmayan olup da gelemeyenlere sözümüz yok ama diğer gelmeyenlere yazıklar olsun dedim. Vallahi ben düğünümü bir gün öncesi geldim Samsunspor'un maçına. Dün de gel abi şöyle, dün de WhatsApp durumunda böyle bir şey paylaştım. Bir kardeşimiz demiş ki hayırdır demiş, niye yazıklar olsun gelemiyorsak demiş. Sen dedim niye üstüne alınıyorsun kardeşim? Sen üstüne niye alınıyorsun? Şimdi şunu diyorum. Samsunspor'un şu maçına gelmeyen Samsunspor'lu değildir abi. Şimdi değildir. Şunu diyeceğim. Değildir abi Samsunspor'un şu maçına gelmeyen. Şunu diyeceğim. Bana teslim ediyor yani. Kendince. Yok. Şimdi Azam şunu söyleyeceğim. Sen Facebook'ta Zafer'in altına güzel bir yorum yazmışsın. Onu gördüm. Yazdım, ve evet. Çoğu kişi. Zafer de izliyor şu anda. Evet, paylaşımım da var. Sevgiler yani. Selamlar. Zafer'e selamlar. Senin de var paylaşımı. Zafer'e de çok selamlar. Çok kişi de yazmış. Ben de diyorum ki hadi onlara da söyleyin. Samsunspor bizim mabedimiz, aşkımız, ilk göz ağrımız diyorum. Ben de paylaştım. Bu maça taraf olarak düşünen değil, taraftar olarak gelip tribünde izlemek lazım. Anlatabildim mi? Bu kadar. Taraf değil, taraftar olarak geleceksin. Evet. Herkes aynı şeye bakar. Aziz abi şöyle alalım. Aziz abi ne diyeceksin? Devam et. Maalesef bütün taraftarlarımızda bir ikinci takım hobiliği var. Hep herkesin bir ikinci takımı var diyemiyorum. Çünkü benim bir ikinci takımım yok. Çoğu gerçek Samsunsporlu'nun da ikinci takımı olduğuna inanmıyorum. Adam bana geçen diyor ki bu akşam diyor Fenerbahçe'nin maçı var diyor. Ben diyor gelmeyeceğim maça diyor. Gençler işte bir akşam Galatasaray'ın maçı var diyor. Hani bunlar ondan sonra bizi Samsunsporlu olmamakla suçluyorlar. Bak şimdi bak. Bizi Recep abiye bak. Samsunsporlu olmamakla suçluyorlar. Recep abi hava iyi lan. İnşallah. Evet. Bizim maçla ilgili maçla ilgili maç bana göre, ben hocama katılıyorum. Hocam bu maç rahat geçecek dedi. Ben de inanıyorum, ben rahat geçecek çünkü Ümraniye bir balon gibi gidiyor şu anda. Bütün maçlarını seyrettim. Bence çok ağamşağam bir futbol oynamıyor. Ben iki sonraki haftaya özellikle izledim. Oynamıyor. Yani biz bu maçı çok rahat alacağız. En az iki farklı alacağımıza inanıyorum. Ama bakın, bütün Samsunsporluyum diyenler burada olsun. Ağzına sağlık. Çıkıp ağzına kimseyi sağlık. Suçlamasınlar sahte Samsunlular. Recep abi, ben, şeyiz mi Recep abi? Benim annem babam Trabzon'dan gelme. Benim annem babam Trabzon'dan gelme. Ben doğma büyüme Samsunluyum. Elimde olmadığı sürece hiç Samsun'un hiç başını kaçırmam. İyi kötü spor camiası. 25 yıl Samsun amatörüne emek vermiş bir yönetici olarak emek vermiş biriyim. İyi kötü beni herkes tanır. Samsunsporluğumu da tartıştırmam zaten kimseye bu konuda. Hani Samsunsporluyum diyen burada olacak. Ağzına burada olacak. Şakir abi nerede? Şakir abi maçlara gelmiyor daha, biliyorsun değil mi abi? Şakir abi totem yapıyor. Abi girmesin zaten. Takip ediyoruz. Girmesin zaten. Şakir abi gel. Yeni mi gördünüz birbirinizi? Yok, tanışıyoruz. Şakir abi yok, tanışma değil ya. Şunu aç da mor formaya görsün herkes. Gel Şakir abi. Şakir abi gel, bırak totemi ya. Şakir Korkmaz'ın maçları almıyoruz biliyorsunuz. Daha sonra girmiyor. Totem yapıyor. Evet, ineceksin Şakir abi. İnşallah. Her şey düşündüğü Şakir, gibi olur. Şakir, işine bak Şakir abi. Yaş için totem şu Hüseyin Hocam. Girdiğim, gitmediğim bütün maçlarda 3 puan aldık. Gittiğim her maçta yenildik ya. Hatta birinde de mahvettin bizi, fark yedin. Yani. İki deplasmana da gittik, ikisi de yenildik. Abi birinde yenildik. Bizim de hadi 1-0, öbüründe 4 tane yedi geldi. Kombinem olduğu halde girmeyeceğim. Burada da gençler maçına girdi, 2-2 bitti. Girmesin abi. Ha bir de şunu söyleyeyim. İşin Şakir abi. Ben tek köyde oturduğum için saat 11.30'dan beri stadın buradayım. Bugün Samsunspor. Günlerden Samsunspor. Saat 2:10 geçeye kadar stadın etrafında bütün kapılar kapalıydı. 2:10 geçe gibi başladılar zaten. Taraftarlar geldi. Ben yaşadığım şeyi anlatayım. Anlat. 11:30'dan beri bize taraftarlar geldi. Saat 1 dediler. Sağ olsun o kardeşlerim. Saat 1'e kadar beklediler. 1 oldu, açmadılar. Dediler ondan sonra saat 2 çok kızıp taraftarlar kızıp geri gitti. Onlara da ben üzülüyorum. Ya biz Samsunsporluyuz. Niye bunların derdi? Bunu yapanları biz biliyoruz. Bunu yapanların derdi taraftar size gelmesin. Ama biz geliyoruz bak. Biz buradayız. Biz Samsunsporluyuz. Ben ne kadar Bayburtlu olsam da bak kombinem var, geldim. Stat burada. Kapıda bekleyeceğim.
totemim dolayı girmeyeceğim. Ama kapıda bekleyeceğim. Ben Samsun sporluyum kardeşim. Bayburtlu olsam Recep abim Trabzonlu. Ama bak biz Samsun sporluyuz. Recep mi? Recep Aziz, Aziz, özür dilerim. Ben de şaşırdım. Yanlış adamla mı konuştuk biz? Trabzon, biz Samsun sporluyuz yani. Trabzon'da olsak, Bayburtlu da olsak bizim birinci şeyimiz Samsun spor. O yüzden Samsunlu kardeşlerim, özellikle size sesleniyorum. O klavye başında edebiyat yapanlar. Şuraya bak abi, şuraya. Klavye başında edebiyat yapan kardeşlerim. Bu iş klavye başında olmuyor. Bu türbünde oluyor. Biz Bursa'da gördük taraftarın gücünü. Bizi Bursa Spor 4-1 yenmedi. Bizi o taraftar yendi. Kocaeli'de gördük. Kocaeli bizi yenmedi kardeşim. Taraftar. Gelin bu stada. Girin içeriye. 10 bin kişi olalım. Bakalım hangi takım burada bize gol atacak. Bırak mağlup olmayı ya. Bir takım bize gol atamaz ya. İkinci ligdeki taraftarı istiyoruz. O ikinci ligdeki. Abi ağzında sağlık Şakir abi. Aziz abi çok sağ. Hayırlı Aziz abi hep de formayla geziyorsun ya. Bundan başka büyük yok mu abi? Bak arkadaşlarım yok, bilir. Beden olarak bundan büyüğü yok mu abi? Yok en, en büyüğü bu. Benim, ben de ona yakın giyiniyorum da haberim olsun. Benim bütün formalarım vardır. Benim tek giyinim Samsun Spor sularıdır. Başka bir yer yok. Işte, sen de benim gibisin abi. Abi o kadar iyisin. Sağ ol abi, görüşürüz. Evet. Kim geliyor? Alemin kralı geliyor. Amca, kim alacağız? He amca he. Evet. O Samsun'un amcası, o İlyasköy Mahallesi'nin, Fatih Mahallesi'nin, Hastanebaşı'nın, Reşadiye'nin, Anadolu'nun, her yerin, evet, sevenlerin ve sevgililerin kardeşi, abisi, amcası, abi dostu. Ben bütün seyredenlere çok selam söylüyorum. Ama bir saniye, Allah amca razı olsun. Bir saniye amca. Ben iki kelimenin birini bulamıyorum. Ben sana yardımcı olacağım amca. Senin kelime bulmana gerek yok. Zaten sen gözlerine baktığın zaman samimiyetini herkes estağfurullah, anlıyor. Estağfurullah. Amca neler? Ali Anıl Tonguç. O bir değer, o amca. Amca olmak da kolay değildir. Evet. Büyük amca neler diyeceksin? Hüseyin abi ne diyeyim yani? İyi olacak inşallah. Kalbinden geçenleri söyleyeyim. Kalbinden geçenleri mi söyleyeyim? Bugün çok umutluyum. İnşallah kazanacağız. Bunların yenilmezlik şeyine son vereceğiz. Yani aslında fırsat bulsak çok uzun konuşacak şeyler var da. Arkadaşlar yani önemli olan kötü günde Samsunsporlu olmak. İyi günde herkes Samsunsporlu oluyor. Yani Allah rızası için sizden rica ediyorum. Biz kötü gün taraftarıyız. Yani el ufak şeyde skora göre değişmeyelim. İlk yarı bakıyorsun farklı bir yorumlar. İkinci yarı bakıyorsun farklı bir yorumlar. Ya böyle olmayalım ya. İyi gününde kötü gününde. Ya daha dün ne durumdaydık? Yani o günleri unutmayalım. Yani bu bizim bir sloganımız vardır Samsunspor taraftarının. Bu sözde olmasın. Hani sokakta oynasa kaldırımda destekleriz. Bu sözde olmasın. Yani iyi günde kötü günde sabredelim. İnşallah başarıyı sağlayacağız. Bugün değilse ne zaman abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kötü gün taraftarı olalım. İyi gün taraftarı olmayalım. Buradan tüm Samsunspor taraftarına sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah'a emanet olsun. Görüşürüz abi. Evet. Abi. Evet arkadaşlar buyurun gelin şöyle. Çocuklar gelin ya. Gelin çocuklar gelin gelin gelin. La oğlum buraya geleceksin gel. Buraya. Gel. Gel oğlum gel sen gel gel. Devam edelim. Abi. Devam edelim. Evet devam edelim. Hadi görüşürüz. Sağ olasınız. Evet biz devam ediyoruz. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Şimdi biz geçtiğimiz sezon özellikle böylesi hayati kritik maçları alamadık. Yani zirveye oynayan takımlara karşı kazanamadık. Bakalım Mehmet Altıparmak bir farkı olacak mı? Hüseyin bunu çok merak ediyorum. Taraftarın sesi. Evet. Bakalım gel, bunu göreceğiz değerli izleyicilerimiz. Yani bugün galip gelirsek bu anlamda da zirveye oynayan takımlara çelme takmak gibi en azından o şanssızlığı da kırmış olacağız. Geçen sezon biliyorsunuz hem ilk ikideki takımlara karşı bir üstünlük sağlayamadık. Hem playoff'ta oynayan takımlara karşı bir üstünlük sağlayamadık. Dolayısıyla bu sezonun en kritik maçı yani önümüzdeki ilk maç. Sezonun en kritik maçı olamaz elbette ama bu sezon belki 7 hafta geride kalırken en kritik maça çıkıyoruz. En önemli maça çıkıyoruz. Bir defa şampiyonluk yolunda şu anki lider bir takıma karşı oynayacağız. Bakalım bugün buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Allah için biraz önce Tonguç amcanın söylediği gibi gerçekten TFF 2. Lig'deki taraftarımız bugün burada olsa biz o taraftarla eze eze rakibi yeneceğimize inanıyorum. Çünkü taraftarını arkasına alan bir Samsunspor. Hani hep diyoruz ya bir 12. adam gücü. Kesinlikle o 12. adam da bizim için etkili bir silah rakiplere göre.
Bu anlamda bunu değerlendirmek lazım. Biz yanlış bir şey söylemiyoruz. Bugün değilse ne zaman diyoruz. Böylesi önemli maçlarda kimsenin Samsunspor'a kızmaya hakkı yok. Hele kişilere kızıp veya birilerine kızıp maça gelmemek gibi bir lüksümüz olamaz arkadaşlar. Evet, işte burası taraftarlarımızın gelip resim çekindiği yer. Samsunspor yazımız ve armamız. Anıtın olduğu yer. Yine stor orada. Stadyumun önündeki stor. Taraftarlarımız da geliyor. Bilet kuyruğu şu anda yok. Ama umarız şu dakikaya kadar almışlardır herkes biletini. Bakalım anıtın oradan röportajlarımızı devam ettireceğiz. Dediğimiz gibi maraton bölgesine doğru da gitmeye gayret göstereceğiz. Bakalım değerli izleyiciler. Efendim? Sen şunu al abi. Evet sevgili Samsunlar, Büyük Samsunspor taraftarları şu anda 20 Ocak anıtımızın, evet buradayız. Futbolcularımızın, futbol şehri futbolcularımızın anıtının olduğu yerdeyiz. Ve tabii ki Sor 55'e de geliyoruz tekrar aynı şekilde. Evet şunu söyleyelim, unutmadık, unutmayacağız diyoruz ama bunu geçen hafta da taraftarlarımız da dile getirmişti. Lütfen burada gerek sevgili Gençlik Spor Ümrüm, sevgili İsmail abi, sevgili İsmail Kasaboğlu, gerek stadyum tabii bakanlığa ait ama burada çevre olduğu için sen Samsunspor'u ve Samsun'u seven bir insansın sevgili İsmail Kasaboğlu abim, sevgili müdürüm. Samsunspor yöneticileriyle, dernek yöneticilerine biz de sesleniyoruz. Dernek yöneticilerine sesleniyoruz. Şuranın etrafını şöyle kırmızı beyaz güzel zincirlerle çevirelim. Şöyle alttan şuraya ışıklar vuralım gece için. Şu güzellik otların olduğu yer çiçekler olsun. Hatta şurada ne bileyim güzel bir şöyle bir şeyin ortasında farklı bir şey gözüksün. Yani bunu buradan belirtmek istiyoruz. Buradan bir kez daha geçen yıl bu uğraşla ilgilenen sevgili Yüksel Yıldırım başkanımız ve sevgili eski Samsunspor başkan vekilimiz Ergin Zorlu hocamıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama bu 88-89 kazasındaki hayatını kaybeden futbol şehitlerimizin anıtının olduğu yeri çok güzel yapmamız gerekiyor. Burada ışık gözüküyor ama Selamet abi gece nasıl buraya vurmuyor bilmiyoruz ama. Yansıtma gece. Gece mi ama şu var. Gene de olsun şuralarda. Bak şuralar daha farklı olabilir. Şöyle bir şeyler olabilir, onu da söyleyelim. Evet. Ama daha güzel olması gerekiyor buraların. Onu da belirtelim. Şöyle yavaş yavaş taraftarlarımıza doğru geçeceğiz ama biz oraya geçelim mi abi? Evet biz sonra bakalım. Sonra işler nasıl gidiyor? Evet bizi saygılar saygılar. Evet hemen şöyle bir gelelim. Gene forma. Selamun aleyküm arkadaşlar. Serhat ne haber kardeşim? Ne yapıyorsun? Evet. Şöyle bakalım. Harun abi nasılsın? Gel Harun abi. Harun abi gel satışlara gel. Harun abi gelsene canlı yayında soralım da Harun abi. Evet. Harun abi nasıl gidiyor saçlar? Mor forma, kırmızı, beyaz hepsi nasıl gidiyor? Hepsi şu an görüyorsunuz. Yoğun bir ilgi var. İnşallah böyle de devam eder. Ben bir pazarcılık yapayım mı abi? Yapalım. Evet ben gene bir pazarcılık yapayım. Evet kadına şiddete hayır biliyor musun? Hani yazıyı göstereyim dedim. Evet. Kadına şiddete hayır. Evet mor formamız. Bunu da buradan belirtelim. Görüyorsunuz bu burada. Hemen şöyle Selamet abi. Şunu ver. Şunu alayım. Evet görüyorsunuz. Valla. Mor formanın özelliği başka. Abi sen evli misin? Gel yengem duysun da seni eve almasın. Gel. Gel gel. Bu mor forma niye yapıldı? Abi nasıl bilmesin? Gel aydınlatayım seni. Gel. Canım abim ne yazıyor burada? Kadına şimdi ya. Yengemden özür dilerim. Yok yengede zaten şiddet olmaz bize. Yok forma için özür dilerim. Yenge yakaladım yenge. Tamam, estağfurullah yengemden bizden değil. Bak onlar özel yapıldı abi. O ondan dolayı bilgin olsun. Evet Harun abi evet. Hemen soruyorum. Evet. Beyaz formamızın fiyatı ne kadar? Beyaz formamızın fiyatı 200 lira. Evet Büyük Samsunspor taraftarları formamız beyazı 200 TL. Evet. Çubuk mu? Ben bunu görünce Daniel Timof da geliyor aklıma. Çubuklu eski dönem gibi. 200 mü? Evet. Bu da 200 TL. Gösteriyoruz taraftarı farkıyla. Evet. Almayan kalmasın. Al abi. 220. Niye 220? Çünkü bu da kadın haklarını savunan derneklere gidecek bir kısmı. Yani cüzi bir kısmı oraya yardım olarak gidiyor. Bunu buradan belirtelim. Biz farkındalık yarattık dünyada Samsunspor kulübü olarak. İnanılmaz şekilde de tribünler mora büründü. Kimse birazdan maçta Ordu Spor tribünleri zannetmesin. Kadına
şiddete hayır formasıyla Samsun Spor tribünleri diyoruz. Ordu Spor yıllardır karşıydım. Evet. Sıra 55'te buradan şöyle bakalım. Arkadaşlar nasıl gidiyor arkadaşlar, iyi mi? Şöyle atkı matkı getirin de gösterelim ya. Yeni ürünler var. Ya kardeşim gel. Oo Hakan abi. Lakabı Çarşaf Hakan abi. Canım Hakan abi, geleceğim. Evet. Baba gelsene, baba gelsene. Geç oraya gel. He oraya mı geleyim, gel. He. Tamam pardon. Bu yeni ürün galiba. Ne kadar kardeşim bunlar? Evet. Oo, Onur Bayram Demiral. Evet, hep atkılar 30 lira mı? Evet abi. Oo bunlar çok eskiden vardı. Yeni mi yapıldı tekrar? Bunlar geçersin. Evet. Evet çok güzel. O atkılar, formalar, satışlar harika gidiyor. Samsun Spor taraftarları arkadaşlar, nasıl güzel mi formalar? Çok güzel abi. Şöyle maç yerinden önerecek. Şöyle dön bak, canlı yayın diyelim. Forması yeter bunun. Samsun Spor. İnşallah bu akşam da Ümraniye Spor'u buradan eleboş göndereceğiz. Sağ olasın. Yani başarılar diyorum Samsun Spor'a. 3 puan bizim olsun diyorum. Sağ olasın. Hakan abi gel, Hakan abi. Evet Hakan abi nasılsın? Geçmiş olsun bir kez daha. Ekranlarda söyledik ama kendini yine de koru. Hakan abi iyisin değil mi? İyiyim, şu an çok iyiyim. Manele güzel zayıfladın, şimdi kendini toparlarsın. Bir ameliyat sonrası 25 kilo kaybettim. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. İnşallah iyi olacağım ya. Bir de maçlara gelmeyi çok özlemiştim. Geçen hafta da geldim. Bu hafta da inşallah yeneriz. En büyük Samsun Spor abi. Samsun Spor'u seviyorum yani. Sağ ol Hakan abi. Allah çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet görüyorsunuz herkes formaların içinde. Sağ ol abi, sen değilsin. Hemen Store 55'teyiz. Evet stadyum yanındaki Store 55'teyiz. Taraftarı sorarak canlı yayında sizlerleyiz. Kapış kapış gidiyor vallahi formalar inanılmaz şekilde. Evet sen ne vereceksin abi? Vallahi bu maçı almamız lazım. Zor maç, kolay değil ama almasak da işimiz zora girer yani. Sağ olasın, teşekkür ederim. Evet Selamet abi, ne yapalım, böyle yürüyelim mi? Gidelim yavaş yavaş. Şöyle gel abi. Evet, saatlerimiz şu anda 3, 3'ü gösteriyor. 3'e 5 var. Gel baba, gel, gel. Gel. Evet, demin ne dedin? 3-0 yeneceğiz abi. İçime doğdu benim. Şuraya dön bak, canlı canlı. Benim içime doğdu. 3-0 biz bu maçı alacağız. İlk golü de bizden yiyecek Ümraniye. Hiç şüphem yok. Bu kadar net. 2-1 diyorum ben de. İnşallah Allah'ın izniyle 2-1 bu maçı alacağız. Evet hemen şöyle bakalım. Valla galip gelelim de skor ne olursa olsun yeter ki yenelim. Ağzında sağlık. Allah razı olsun. Sağ ol. Gelmedi abi. Evet. Kadrolarımız açıklanmadı. Gelmedi. Ben Samsun Spor konusunda bir şikayet. Tabii oldu. Gel abicim gel. Merhabalar. Merhabalar. Ben 60 yaşındayım. Osman Karaman. 60 yaşındayım. Bundan önceki maça 22 nolu kapıdan kombinemi aldım. Her sene kombinemi alıyorum, giremedim. 3 saat burada beni kıvrandım. Gittim geldim. Bir tane sorumlu bulamadım. Allah aşkına. Samsun Sporlu olmam benim suç mu? Kombinemi almışım. Maçımı seyredemiyorum. Mekik dokudum 3 saat. Şu arada mekik dokudum. Şimdi yine beni almıyor. Kim almıyor? Aynı sistem, 3 haftadaki önceki sistem devam ediyor. Ben 22 nolu kapıdan kombinemi aldım. Şimdi giremiyorum. Pasörlikim. Arkadaş bu işi benim yöneticim niye düzeltmiyor? Bu sağ dolmuyor şimdi. Sağ dolmuyor. Neden dolmuyor? Bu beni yardımcı olmasam, ben giremezsem ben bu maça nasıl geleceğim? Şimdi abi şunu söylüyor. Şimdi şunu söylüyor. Kulüp Genel Müdürü Soner Soykan geçen de açıklama yapmış ama evet ama abi diyor ki tamam şimdi diyor kulüple alakalı olmayabilir ama kulüp yöneticilerimize pasörü iletsinler. Benim taraftarım maça giremiyor. Tabii. Kulüp yöneticileri, pasörlük şirketi kimse bunu iletsinler, bu problemi çözsünler. Ben Güney Alt'tan bilet aldım, kombine aldım. Ta yazın erkenden aldım. Samsun Spor'un maçlarını seyretmek için aldım. Hastasıyım ama ben şimdi gitmedim oraya. Gördüm, şikayetimi aldım. Bu kapıya o zaman kilidi vurun. 22 nolu seyirciyi çevirin. 22'ye çevirin, 23'e çevirin arkadaş. Biz niye suçluyuz ya? Onun için benim sesimi bu yöneticiler duysun. Yöneticiler canlı şirkete bildirsin. Bize zulüm etmesin Samsun Spor. Biz Samsun Sporluyuz, bize zulüm etmesin. 60 yaşındayım.
Hasbi Menteşeoğlu'nun zamanından beri Samsun Spor'a hastasıyım. Geldim, suçum bu. Şeye girememem. Beni çeviren orada gençler, polis memurları arkadaşlar da görevlerini yapıyorlar. Beni oradan çevirip içeri almayanlar utansınlar. Şirket utansın. Yöneticiler utansın. Böyle bir lanet bir şey olur mu ya Samsun Spor? Ben hastası olmam. Samsun Spor'u sevmem. Maça girememem. Bu zulmü bana niye yapıyorlar? Adamın anası babası olsa ölse bu kadar ağlamayacak, sızlanmayacak. Yani yazık günah vallahi, değil yani, mi ya? Tabii sızlanır da şeyi. Yazık günah değil abi mi? Sen ben, de gel. Sen de gel abi. Ben zamanımı ayırmışım Samsun Spor için. Bugün pazara ayırmışım. Nereden şu seyirci abi gelmiyor. Ben Samsun'dan geliyorum merkezden. Fark etmez ki. İlk adımdan geliyorum. Şöyle söyleyeyim. Şu stat dolmadığı için üzülen bir Samsun sporluyum. Ben gelmeyeceğim diyorum. Her maça geldiğimde bu zulümü görünce gelmeyeceğim diyorum. Maç saati geldiği zaman koşa koşa geliyorum. Bir gün önceden düşünüyorum. Siz yöneticiler neden düşünmüyorsunuz, sıkıntı etmiyorsunuz arkadaş? Yani abim doğru diyor. Her şeyde Yüksel Yıldırım başkanımız düşünemez. Yüksel Yıldırım başkanımız zaten farklı şeyleri düşünüyor. Ama şimdi Soner Soykan kardeşimiz de bir açıklama yaptı ama açıklama yapmak her şeyin sonucu değildir. Bu hala devam ediyorsa biz Yılfor Samsun Sporuz. Bir saniye abi. Evet. Taraftarlarımız için konuşuyoruz burada. Soner Soykan kardeşimiz elinden geleni yapıyor genel müdür ama demek ki hala düzelmeyen bazı şeyler varsa Pasolini'nin yetkililerini kulübüne çağırırsın. Oturursun ki bu böyle olacaktır bence. Benim taraftarım neden dışarıda kalıyor? Turnikelerde bir sıkıntı var. Evet. Abi turnikese turnike. Pasolik ise pasolik. Sen çözmelisin çünkü her şeyi Yüksel Yıldırım başkanımız uğraşamaz. Yüksel Yıldırım başkanımız kendisi zaten uğraşacaklarla uğraşıyor. Abi teşekkür ederim. Fazla sevgili kardeşim sana. Bir şey daha söylüyorum sizi bulmuşken. Biliyorum her zaman Samsun Spor'un yanındasınız. Sizi de tebrik ediyorum. Yüksel başkanımızı çok seviyorum. Ben şahsen çok seviyorum, taraftar da seviyor. Yüksel Başkanım lütfen sporcuları alırken bir yanına sporculardan anlayan birini alsın. Bizim grupta ben futbolculara bakıyorum. Hepsi bizden daha iyi futbolcular alıyorlar gol. Canımız sıkılıyor. Bu puanlara canımız çok sıkılıyor. Parası diyorsun çöpe gitmesin. Parası çöpe gitmesin. Parası var. Samsun Spor'a sahip çıktı. Allah ondan bin kere razı olsun. Ama yanına futbolcudan anlayan daha dün Kocaeli Spor 3 maçta 2 tane her maçta 2 gol atmış. 6 gol yapmış zenci. La böyle bir zenci alalım Samsun Spor'a. Geçen sene sıkıntımız neydi? Golcü yoktu. Bu sene ne? Golcü aldık, kenarda yatıyor. Yatıyor hasta. Hastaysa niye aldık kardeşim? Zenciler koşuyor, affedersin, at yarışı gibi koşuyor, bir zenci alalım la, beyazdan bir hayır çok alamadık. Seni yormuyorum ben fazla. Ben yordum, kusura bakmayın. Yok, ben üstüne konuşuyorsun. Abi gel, gel. Sen de şeyde abime katılıyorum, hiçbir şey problem yok. Ben Osman Avan şekilde katılıyorum, lütfen. Allah rızası için bu işi... Lütfen, Allah rızası için bunu çözüm. Sadece çözüm. Ne diyorsun? Kombin alıyorsun, giriyorsun, maça giremiyorsun. Çözüm, tamam. Allah rızası için çözüm. Tamam, Allah kolaylık versin. Ben de Fırın Kur'an Musa'sı olarak sizlerle devamı takip ediyorum. Samsun Spor'umuzu takip ediyoruz. Devamında İstanbul'dan maça geldik. İnşallah bugün ilk golü Ümraniye'ye atacağız. Tabii ki üzgünüz. Kocaeli maçında da vardık. Yenildik. Bugün inşallah olacak. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Benim de bir sıkıntım var. Şu bankları bir yıkayalım. Biz koyun değiliz kardeş. Kurban olayım. Şu banklar oturma ya leş gibi ya. Eve gideyim, ustumuzu dışarıda söylüyoruz. Lütfen. Canlı yayında da dile getirdim. Evet, bize dile getirdim. Kurban olayım. Otobüs şu... koltuklardan evet, bahsedelim. Evet, evet. Hangi bölüm, ne taraf? Şey, kale arkası. Kale arkaları, tamam. Leş gibi, abi. Leş, tamam. Leş. Tamam abi. Çok teşekkür tamam. ederim. Gel abi, sen de söyle. Aynı, hep koltuklar aynı. Tamam. Hadi, teşekkür ederim. Tamam, biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Hüseyin abi, arkadaşımız önce ben tanıtayım, adı Sabri. Bugün abi. Doğum günüymüş. Oğlum konuşamıyor mu? Doğum günüymüş bugün. Hadi doğum günüymüş, konuş bakalım. Abi, bugün Allah'ın izniyle yeneceğiz inşallah. Ümraniye'den güzel puan alırsak inşallah devamında gelir oğlum, abi. Puanın güzeli ne oluyor, bana onu anlat. 3 puan abi. 3 puanın güzelliği olacak gel, abi. Gel yemeğin yerken kaçma gel. 3 puanın güzelliği olacak ya. Abi. Yolun sonu inşallah Şamlı Yüksel Başkan'a güveniyoruz abi. Her zaman arkasındayız. Söğütlü Bahçeli'ler her zaman arkasındayız abi. Kolay sağ ol, gelsin. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Oğlum size de gelip de köfte yemek yemeden eve gidelim. Abi takımın oynaması lazım. Bak
Ya dur bu takım hafta... köfte ekmeğini önce anlıyorsun. Ne güzel değil mi? Şimdi tamam takıma gel. Takımın oynaması lazım abi. Burada taraftar geliyor. Ama bu hafta beğenmediğim kişilerin orada sıra olmamış. Her zaman oluyordu kişilerin orada. Yok bak millet geliyor bak. Bayağı akına geliyor. Bu hafta çok iyi. Bir sorun var. Pasolik ligi olmayan şey alamıyor. Bilet alamıyor. Pasolik yoksa bilet satılmıyor zaten ki. Geçen sene giriliyordu herhalde. Kağıt Metin canı sağ olsun abi. Sağ olasın. Gel gel gel. Gel söyle gel. Gel. Pasolik'ini göstereceksin herhalde. Pasolik burada. Şuraya söyle. Göster. Pasolik'im var. İki haftadır. Kombinem de yüklü mü? Kombinem de yüklü. Tamam. İki haftadır giremedik ilk iki hafta. Sonraki iki hafta burada oynanan maçlara girdik. Şimdiki maça giremedim. Kurda diyor ki 22 nolu kapı. 22 nolu kapı kapalı. Demek abi de 22 nolu. 22 nolu kapalı kapalı. Bizi yönlendirdiler gişeye. Gişeye gittim. O 22 nolu nerede? O üstte güney alt diye geçiyor. Güney alt, güney ne oluyordu ya? Güney öbür taraf. Güney öbür taraf. Güney öbür, öbür taraf, öbür taraf. Buradan çıktığım zaman nasıl? Güney alt hemen. Maratonun altı. Yok. Buranın altı mı? Bura, 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 şura. Kalyakası, kalyakası. Burası da ha? Burası güney, karşısı kuzey olmalı ortada. Bura güney. Güney alt kapalı. Tamam. Güney alt kapalı, beni oraya yönlendirdiler. Oraya gittim, oradaki diyor ki beyefendi benim yapacağım bir şey yok. Git orada diyor, kapıda bekle diyor. Ben şimdi müneccimim. Kapıda ne bekleyecekmişsin? Belki sistem açarsalar. Kim bunu diyor? Şu gişedekiler. Gişedeki. Gişedeki pasolik yöneticisi. Geldim şimdi geliyorum buraya bekleyeceğim artık şey yapacağım. İstihareye yatacağım. Sistem açıldı mı açılmadı mı? Kombineyle rezil olduk yani. Yapacağımız bir şey yok. Gel. Hepinize iyi selamun aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam hoş geldiniz kardeşim. Biz her zaman. Maşallah. Sağ ol abi ben her zaman maçlara gidiyorum. Yalnız bırakmayacağız ama ben bugün Samsun Spor'un Ümraniye'yi puansız yollayacağız İstanbul'a. Bugün ben en az 4-0 galip bekliyorum. 5-0 dedim sen 4-0 dedin. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Hüseyin Bey ben farklı bir şey söyleyeceğim. Tabii söyle abi söyle. Siz bunu söylüyorsunuz zaten hep sürekli. Bir şuradaki şey sıkıntısı. Otopark sıkıntısı. Bütün araçlar şuradan çıkmaya çalışıyor. Yarım saatte, bir saatte oradan çıkamıyorlar. Yani burada bir zulüm var. İkincisi stat çıkışında şurada ki merdivenler. Abi sen yani, geçme, sen gel ben gel değil mi? Tamam. Merdivenleri de biliyorsunuz. Yani şuraya bir çözüm, yani siz de bunu söylüyorsunuz, sürekli söylüyorsunuz. Hala bir çözüm bulunamadı. Yani şuradan bir yerden iniş var. Yani şuradan birkaç tane de yapılamaz mı? Zor bir şey mi bu? Yani bunu mesela valisi kimi bakıyorsa kim bakıyorsa zor bir şey mi? Çıkış bir yerden, iniş bir yerden. Allah yardımcınız olsun sen de seslen. Yani şeyi bilmiyorum öteki statlar böyle ama burada resmen seyirciye seyirciye zulüm yapılıyor ya. 22 tane giriş var. Bir tane çıkış var. Sağ ol abi görüşürüz. Çok sağ ol. Evet şöyle geçelim. Şu tarafına abi. Evet. Evet şu merdivenlik bir şurası bak tek. Yani bir de merdivenlerin dar olması. Selam efendim şunu söyleyeyim hatırlıyor efendim, musun? Kendine tutunca. Çok önceden stat yapıldığında o merdiven yanılmıyorsam orada sonradan yapıldı Selamet abi. Bak bir tane vardı. Şimdi yalnız bu stadyum yapıldığı günden beri bu merdivenlerin çok dar olduğunu taraftar sürekli söyledi. Zaten açılışta da geldiğimizde olimpiyatlarda geldiğimizde yine taraftarlar aynı şeyi dile getirdiler. Çocuklarıyla insanlar izlerken buradan adeta izdiham yaşadılar. Şu evet. Merdivenler dar olduğu söyleniyor. Yani yetkililere duyuruyoruz. Yani Selamet stadyum yapıldığı günden beri. Maçın 11'i belli oldu. Şöyle şey yapayım abi istersen. Tamam bekle. Evet, Yılpor Samsun Spor'umuz. Hemen şöyle bakıyorum. Ümraniye Spor karşısına kalede Aykut, defansta Soner, Burak, Boli, Ali, Yasin, Osman, Diomende, Hasan, Melih, Domani. 11 ile çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Kalede Aykut, Soner, Burak, Boli, Ali, Yasin, Osman, Diomende, Hasan, Melih ve Domani 11 ile Ümraniye Spor karşısına çıkıyor. Maraton bölümüne doğru gittiğimizi söyleyebilirsin. Evet, maratona doğru gidiyoruz değerli izleyicilerimiz. Bakalım turnike önlerinde yine sıkıntı var mı? Selamet abi, yedeklerimize de kalede Nurullah, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Alaaddin Okumuş, Berk Taşkın, Fofana ve Ali Kılıç yedeklerdi. Tabii ki onu da söyleyeyim. Bahta yedekte Genili genç golcü Selamet abi. Onu belirtip tekrar söylüyorum. Yılpor Samsun Sporumuz, kalede Aykut Özer, Ali Ülgen, Tomane, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Yasin Öztekin, Diomende, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan ve Osman Çelik 11 ile Ümraniye Spor karşısına çıkıyor. Yedeklerde Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Can Kahraman,
Bah, Alaaddin Okumuş, Berk Taşkın, Fofana ve Ali Kılıç diyoruz. Hemen Ümraniyespor'a bakıyoruz. Ümraniyespor, kalede Burak, Varseviç, Ali Möztekin, evet, Ali Möztürk, Kamara, Göksu, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, evet eski futbolcumuz, Gulumaç, Kayra Yılmaz, Ercan Coşkun yine bir Samsunlu oyuncu. 11'e çıkıyorlar, onu da buradan belirtim. Teknik direktörleri aynı kadroyu çıkarmış. Bizim hocamıza bakalım nasıl bir kadroyla mücadele edecek derken bence çok iyi bir kadro çıkarmış. Yine yanılmıyorsam geçen bir kadronun aynısı Selamet abi. Evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Biraz önce olimpiyatlarda buranın ilk açılışını söylemişken aklıma evet. şu geldi. Bu arada işitme engelliler bayan sultanlarımızı kutluyoruz. Dünya evet, şampiyonu dünya oldular. Şampiyon dünya oldular. Şampiyonu oldular. İtalya'yı ilk maçta olduğu gibi 3-2'lik skorla yenerek dünya şampiyonu oldular. Tebrik ediyoruz onları. Diyoruz efendim. Şöyle ileriye doğru devam edelim Hüseyin. Evet ediyoruz. Geçiyoruz. Zaten az bir süre kaldı. Buradan da geçeriz yavaş yavaş abi. Evet burası Renato. Şöyle ben şey yapayım. Evet. Az bir saniye abi. Az gel Altay'a geçelim. Ben seni kal orada. Tamam. Arkadaşlar devam edelim. Bekleme yapmayalım. Yolculuk yapmayalım. Evet. Maraton tribünde. Evet doğu alt doğu üst tribünde. Emniyet güçlerimiz olsun. Özel güvenliklerimiz olsun. Sağ olsunlar. Gayet sakin. Güzel bir şekilde yardımcı oluyorlar. Yönlendirmeleri yapıyorlar. Aramalarda her konuda yardımcı oluyorlar. Görüyorsunuz. Burada bunu belirtelim. Gayet güzel bir şekilde ki özel güvenlik tabii özlü güvenlik. Buradan sevgili Emre Yolaydın'a, Davut Yolaydın'a ve İlhan Yolaydın'a selamlar. Evet özlü güvenlik yıllardır Samsunspor'a hizmet veriyor. Görüyorsunuz. Emniyet mensubu abimiz de komiserimiz de sağ olsun çok güzel yönlendiriyor. Çok güzel yardımcı oluyorlar. Bunu da buradan belirtelim. Görüyorsunuz burada taraftarlarımız pasörlüklere bakıyor. Aramalara bakılıyor ve giriyorlar. Yardımcı olunuyor. Onu da buradan belirtelim. Yine bu şekilde burada taraftarlarımız aynı şekilde. Evet. Sona kadar gidiyoruz. Sona kadar gidiyoruz o şekilde. Kolay gelsin saygılar. Evet emniyet güçlerimiz sağ olsunlar. Bizler için her zaman buradalar. Evet. Selam tabi. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Hem emniyet güçlerimiz hem özel güvenliklerimiz sağ olsunlar. Güzel bir şekilde taraftarlarımıza inanılmaz bir şekilde son detayına kadar hem yönlendirmede hem yardımda her konuda yanındalar görüyorsunuz. Bunu da buradan söyleyelim. Stadyum çevresi böyle. Şimdi kuzey alt üste gidiyoruz. Yani kuzey kale arkası. Deniz kenarı tarafına doğru gidiyoruz. Evet görsünler. Deniz tarafına doğru geçiyoruz. Doğu Loca Otoparkı. Bunu da gösterelim buradan. Doğu Loca Otoparkı. Demek ki giriyor abi. Şuradan abi bak işte şuradan. Evet giriyor. Ben de ilk defa fark ettim. Stadın altında otopark oldu. Evet stadın altında evet Doğu Loca Otoparkı var. Peki niye Batı Loca Otoparkı? Şimdi işte burası çok farklı. İşte bak sana da şöyle gösterelim. Ama benim anlamadım taraftar gelip girebiliyor mu buraya? Ama nereden geliyor? Burası? Şöyle. Hayır. Şuna bir maça giremiyoruz ya. Ne oldu da giremiyorsun? Giremiyoruz şuna maça ya. Sen. Evet, ne oldu? Neydi? Bileti aldık. Tanımsız yazıyor. Tanımsız yazıyor. Ne tanımsız yazıyor? Bilmiyorum ki. Maça giremiyoruz. Nereden aldın bileti? Pasolik'ten aldım. Yok yok. Yardımcı olan yok mu? Şu anda oraya gidiyor işte. Bir bak bakalım vakit geçirme olur mu? Sağ olasın. Çok sıkıntı yaşayan var evet. Sıkıntılar diz boyu. Pasolik bir dakika abi şöyle bir geçelim kameraya. Bizler taraftarız olarak sevgili Selamet abiyle birlikte biz doğrunun yanındayız. Gerçekleri söylüyoruz. Taraftarımız için uğraşıyoruz. Kulübümüz zarar görmesin. Pasolik işini güzel yapsın. Ama burada pasolik yetkililerine bir kez daha söylüyorum. İşinizi lütfen doğru yapın. İşinizi güzel yapın. Hiçbirinizin ne Samsunspor kulübümüzü ne de taraftarımızı zora sokma hakkınız yok kardeşim. Bu işi düzgün yapın. Bunu da buradan belirtelim. Bu kadar basit söylüyoruz. Evet kolay gelsin diyoruz emniyet güçlerimize, çevik kuvvet polislerimize. Evet vay. İşte 10 tane dostun olacağına bir tane bundan olsun yeter herhalde. Ne kadar güzel. Çektim mi abi? Ben bunu görünce aklıma şey geldi Selamet abi. Yıllar önce Samsunspor Altay maçı vardı Kıran Stad'da. Hatırlıyor musun? Kaleci Fatih'in eline bir polis köpeği sahaya girdi. Topu aldıydı. Tabii Fatih'i kovaladıydı. Kaleci Fatih topu atınca tabii ki polis köpeği de olduğu gibi topu aldı ve dışarı çıktıydı. Fatih'i bıraktıydı. Herkes Fatih'i kovalıyor derken oysa ki topun peşindeymiş. Sonradan anlaşıldıydı. Sene 85-86. Burası böyle kapalı tarafa. Bu taraf evet kuzey üst tribün yani kuzey kale arkası. Kuzeye geldik yani deniz kenarının olduğu yer. Meraların olduğu yer. Güzel ineklerimizin otladığı yer. Görüyorsunuz burada ne güzel. Yeşillik, otluk şu güzelliğe bakar mısın Selamet abi? Evet dönelim.
Dönelim. Evet, yavaş yavaş bizler de yerimizi alacağız çünkü. Bayağı mesafe var çünkü. Bayağı mı? Bura mı daha yakın yoksa bizim Ahmet Spor Diyarbakır Stadyumu yürüdüğümüzden mi yakın? Orası hiç olmuyor. Orası berbattı ya. Evet, şu anda bakıyorum. Mesajlar da geliyor. Mesajlara bakıyoruz. Herkes de mesaj atıyor. Gel gel kameraya gel. Kameraya söyle. Gel. Sigara içmeyin arkadaşlar. Stadyumda 200 lira cezası var. Selamet at. Kaç? Ver. Gel abi gel. Az bir dakika gel abi. Bir saniye. Gel. Bir dakika abiciğim. Önce şunu söyleyeyim. 4207 sayılı kanunun. Evet, 2-4 maddesi diyor. Sidat'ta diyor. Evet, sigara içmeyin. Ya Sidat'ı değil, hiçbir yerde içmeyin. Sağlığa yazık. Bak sen mi yedin 204 lirayı? Evet, 204 lira ama ceza. Şey, yine söylüyorum. Samsun daha sıkı bu konuda. Evet, daha sıkı. Evet abi, şimdi sen söyle. Ben söyleyeceğim şu. Fasoligim var, güncellenmiş, her şeyim var. Şenol Kısa. Şunu, evet, her şeyim tam. Bir maçta giriyorum, bu maçta giremiyorum. Bak bu telefona uygulama, bu fasolik. Bunu güncellemese bu telefona bu uygulamayı verir mi? Gelmez. Ben bir maçta girdim, bu maçta giremiyorum. Çok acil bir şekilde hemen git tek maç çık. Girmiyorum, maça girmiyorum. Yani. Seyircinin çoğu da maça bu yüzden gelmiyor. Ondan sonra da seyirci niye gelmiyor? Gelmez kardeşim ya. Makinası bozuksa suç kimin? Evet. Makine bozuksa, doğru düzgün makine nerede, alıyorsa nerede? Ben turnikeye giriyorum. Turnike okuyor, salıyor beni içeriye. Nereden giriyorsun? Samsun'a geliyorum. Yok, hangi mahalle? Hiç söyleyeceğim. Ne Kutlukent Şabanoğlu mahallesi. Yani bak şimdi kimisi Kutlukent'ten, kimisi Bafra'dan. Ha, Bafra'dan geliyor, Terme'den geliyor, her yerden. Yazık, günah. Bu seyirciye diyor. Yazık kardeşim. Bunu başkana mı iletiliyor? Kime iletiliyorsa kıracağım bileti, gelmeyeceğim maça. İnsan gönül ben rahatlığıyla maça gelemiyor. Gelemiyor. Ben bilmiyor. Ha, şapkam da düş. Ha, kafamda. Yani ben bu yaşta bu kulübe geleceğim, fasoligimi almışım. İfak bir basit yoldan dolayı içeriye giremeyeceğim. Evet. Ha, bunu nereye söylüyorsanız söyleyin kardeşim. Söyle, yazık günah ya. Söyledim. Canlı yayında söylediniz. Yazık zaten. Günah ya. Vallahi yazık günah. Tamam. Çok sağ ol. Gel. Emniyet mensuplarımız sağ olsunlar. Allah razı olsun. Evet. Hem orada hem burada her yönde deminden beri diyoruz ki her konuda yardımcı oluyoruz. Süper spor. Şunu söyleyeyim abi hemen. Tabii. Spor güvenliğimiz hemen aldı arkadaşı. Sağ olsun. Yardımcı oluyor. Evet. Şimdi belki bu tamamen kulübümüz kaynaklı değil ama kulüp ya da pasörlük hiç fark etmez. Şimdi bir hafta deplasman oynuyorsun, bir hafta iç saha oynuyorsun. Ayda iki tane maç oynanıyor bu şehirde, doğru mu? Doğru. Ayda iki tane maç. Bir de milli maç arası giriyor. Belki de ayda bir tane maç oynadığımız bile oluyor. Yani bu süreçlerde bunlarla ilgilenirsin arkadaş. Ben birazdan belki Ümraniye'yi yeneceğim. Bu galibiyeti aldıktan sonra her şey unutulmasın. Evet. Taraftarların sıkıntıları hep dile getirilsin. Anlatabildim evet. mi? Yazık günah yani. Evet, Samsun sporumuzun... Şöyle gel. Evet, Samsun Spor'un gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden Adnan hocamız. Evet, Adnan hocamız. Hocam başarılar diliyoruz, görüşürüz. Evet, Samsun Spor'un bir markası. Evet, kaleci Tekinler'den, kaleci Adnanlar, kaleci Fatihler. Samsun Spor'un en büyük kalecilerinden. Emniyet mensuplarımıza da kolay gelsin diyoruz. Evet, Selamet abi, biz de yavaş yavaş geçelim. Evet, taraftarlarımız, yine söylüyorum, hem emniyet güçlerimiz hem özel güvenliklerimiz inanılmaz şekilde en ince detaya kadar yardımcı oluyorlar. Hatta demin spor şubede alıp götürdü. Şey yok kesinlikle. Yok, hiç sıkıntı yok. Gayet güzel yardımcı oluyorlar. Bakın bunu buradan gösterelim. Bütün emniyet şube, bütün özel güvenlik inanılmaz yardımcı oluyorlar. İnanılmaz şekilde destek oluyorlar. En ince detaya kadar işte burada yani biz aramasından, yoklamasından her şeyine kadar biz burada çekiyoruz, yayınlıyoruz. Yani kimse demesin ki böyle sorun değil mi? Şu anda var mı? Selam'da gittik ve geldik. Bak yukarıya çıkıyor herkes. Burada araştırılıyor, bakılıyor. Pasolikler, kartlar, özel güvenlikler okutuyor. Görevlilerden kaynaklı evet. bir sorun değil bunlar. Değil, kesinlikle. Ben buradan şunu söylüyorum. Pasolik işini adam gibi yapacak abi. Aynen. Pasolik işini adam gibi yapacak. Yapamıyorsa da yapan birine bırakacak. Bunu da buradan söyleyelim. Evet, yavaş yavaş bizler de artık maçın oynama saati yaklaştı. Yani başlama saati, oynama diyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Sizleri seviyoruz. Bu maçı da alıyoruz inşallah. Pazartesi akşamı saat 20.55'te Samsun Güncel Haber TV'de Selamet abiyle birlikte sizlerin sesi olan taraftarın sesi inşallah bu galibiyeti, bu 3 puanı yaşatacak diyoruz ekranlarda. Cuma akşamları da tabii ki doğal olarak maç arifesinde sizlerleyiz. Ve yine söylüyorum, kombinlerimizi alalım, formalarımızı alalım. Mor forma, çubuklu formu hepsini alalım edelim. Burada evet inanılmaz izleme var. İnanılmaz evet, sağ ol kardeşim. İnanılmaz izlenme sayısı var. Çok teşekkür ederiz hepinize. Taraftarlarımıza bakın şöyle geliyorlar yavaş yavaş maratona doğru. Evet, bizler de yavaş yavaş geçiyoruz. Yerimize doğru.
Selamet abi, nereden nereye dolanıyor değil mi insanlar şöyle baktığın zaman? Ve bu yani insanların çoğu nerede iniyor? Şu anda Çorum stadını iki kere tur atardım. Çoğu nerede iniyor bu insanların? Yani Tekkeköy durağında. Stadyum durağı evet. aktif değil. Bunu evet. her yayınımızda söylüyoruz. Yine söylemekte fayda var. Evet. Lütfen şu Tekkeköy... Gel. Oralar boş. Rahat olun. Gel. Sarıcık'tan geldik. 3-1 yeneceğiz abi. Formamızı da giydik. Sağda... Gelsene kardeşim. Mor formayı göstersene. Onlar da mor forma abi. Sağda da mor formayla kazanacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Bize. Sağ ol kardeşim. 3-1 alacağız. Evet. 3-1. Sarıcık. Her yerden geliyor herkes sağ olsun. Bir de giremeyip de içeri isyan etti gidenler var. Bunu da buradan belirtelim. Bunu da buradan belirtelim Selamet abi. Evet. Karanlığı aydınlatan bir forma rengimiz var. Kırmızımız, beyazımız, siyahımız ve yanında da morumuz var. Evet. Tünelin ucu aydınlık. Buralarda Selamet abi bak dükkanlar var farkındaysan. Ya şöyle söyleyeyim. Bu dükkanların olması için bu stadyum merkezde olacak tabii, tamam mı? Benim stadyumu yıkmayacaklardı. Benim stadyumun kale arkalarını yükselteceklerdi. Maraton boyutuna getireceklerdi. Beşiktaş'a nasıl yapıldıysa Beşiktaş'ta Samsun'a da bu uygulanacaktı. Yazık günah bak biraz önce bir tane tarafta sağ olun. Bir tane taraftar ne dedi? Çıkarken insanların çektiği eziyetleri görüyorsunuz burada. Giriş ayrı bir sıkıntı, çıkış ayrı bir sıkıntı. Üç evet. tane araç, üç araç aynı kapıya gidiyor. Yaya giden taraftar aynı kapıya gidiyor. Taraftarlarımıza geliyor, gelmeye devam ediyor. Çünkü yani dükkandan söz ediyoruz biz ki kaldı ki dükkana yani, kadar çözülmesi evet. gereken. O kadar çok sıkıntı var ki neler var. Adam kombinisiyle maça giremiyor. Yani. Ve bu kaç haftadır var. Diyor ki iki hafta girdim, iki hafta giremiyorum diyor. Evet, bakıyoruz. Ama dediğim gibi kulüp yöneticilerimizin özellikle kulüp genel müdürümüz Soner Soykan'ın sevgili kardeşimizin mutlaka bu konuyu pastörlük yetkililerinin eksikliği var demeden onları çağıracak, oturacaklar, konuşacaklar. Bunu gerekirse devlet erkanı farklı yerlere hani konunun muhatapları kurumsal olarak da kimlerse oralarda taşıyacaklar değil mi abi? Tabii. Biraz önce söylediğimiz gibi bugün buradan galip gelirsin, mağlup olursun, berabere kalırsın. Yani skoru endeksli olarak her şey unutulmasın. Anlatabildim mi? Taraftar psikolojisi farklı. Mağlup oluyorsun mesela, herkes morali bozuk gidiyor ya da galip geliyorsun, sevinçle gidiyorsun ama giremeyen taraftarların sıkıntıları mutlaka şimdiden bir yere not alınıp pazartesiden yakını yok yani yarından yakını yok. Bunun çözümü için bir bu süreci değerlendirmeleri gerekiyor efendim. Ver. Evet değerli izleyicilerimiz yine geldik anıtlarımızın olduğu yere 20 Ocak şehitlerimizin anıtlarımızın ve storun olduğu yer. Karşı taraf yine bilet kişisinin olduğu yer bakın bunu anlatmaya çalıştık. Yani bu biletlerinizi erken temin etmeniz gerekiyor. Yani Bulvar AVM'nin orada da satılıyor. Gerçi burada 2 saat öncesine kadar açılmıyor biliyorsunuz. Yoksa yani giderim 15 dakika kala biletimi alır girerim derseniz sıkıntı yaşarsınız. Hatta aldığınız biletle bile yeri geliyor. Giremiyorsunuz. Çok sıkıntı var. Yok değil. Tekkeköy durağı görüyorsunuz o kadar uzak bir mesafede ki her zaman söylüyoruz. Biz hiçbir zaman bu sözleri söylemekten sıkılmadan söylemeye devam edeceğiz. Yağmur, çamur, kar, kış burada insanlar yılıyor kardeşim. Biletini alıp geliyor, girip giremeyeceğini bilmiyor. Aracıyla gelen buradan dakikalarca sonra çıkıyor buradan. Neden ya? Şuradan otoparkın şu köşesinden çıkan birisi şuradan çıkması ben geçen sezonlarda 40-45 dakikada çıktığım günleri hatırlıyorum. Yazık günah. 45 dakikada insan Ünye'den Samsun'a geliyor. Fas'tan Samsun'a geliyor. Sağ olun kardeşim sağ olun. Buyur Hüseyin. Evet Selamet abi izin verirsen ben bir kadroyu bir kere daha söyleyeyim abi. Samsun sporumuz evet Ümraniyespor, lider Ümraniyespor karşısına kalede Aykut Özer, Ali Ürgen, Tomane, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Yasin Öztekin, Diomende Sonar Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan, Osman Çelik 11 ile çıkıyor ve hocamız geçen haftaki Denizspor kadrosunu bozmamış ve yedeklerde kalede Nurullah, Yunus Emre Çift genç oyuncumuz, Cihan Kahraman genç bir Gineli futbolcu yine golcü Bağ, Alaaddin Okumuş, Berk Taşkın, Fofana ve Ali Kılıç. Evet Polat yok bu sefer Ali Kılıç var onu da söyleyeyim Ali Kılıç var ve Yunus Emre Çift var. Hocamız her hafta gençlerimize yer veriyor ama inşallah maçların güzelliğine göre de oyuncularımıza sahada da yer verir. Bunu da buradan belirtelim diyorum. Söyleyelim diyorum. Arkadaşlar bir şey mi diyeceksiniz? Tabii gelin gel. Gel. Merhabalar. Ünye'den geldik biz. Her zaman Samsun Spor'un yanındayız. Tüm Samsunlular da buraya davet ediyoruz. İnşallah bu maçı da almayı düşünüyoruz. İnşallah alacağız. Maç alırsak bizim için daha iyi olur. İleride yolumuza daha güzel bir şekilde devam etmiş oluruz.
saygılar sunuyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Selamet abi, hemen evden, senin evden bir mesaj geldi. Berna diyor ki Hüseyin abi, biz geçen hafta kadroda Çınarı vardı, bu hafta Çınarı yok diyor. Evet, onu doğru diyor, ben unutmuşum, doğru diyor. Teşekkür ederim. Evet, sağ olsun. Erdem gel kardeşim. Ha pardon. Ecrin seviyorum seni. Ecrin, sana yıllık selam yolluyorum buradan. Yıllığın da yıllığını gönderiyorum. Kocaman abu kadar gönderiyorum sana. Evet, o yüzden söyle. Biz de selam. Aleykümselam abi. Erdem buyur kardeşim. Evet abi, güzel bir hava var inşallah. Geçen de yapmış olduğumuz röportajda da demiştim. Hiç sıkıntı yok. Formamızı giydik, yine hakkımızı giydik. İnsanlar maça geliyor. Dediğim gibi abi, rakibin hiçbir önemi yok. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Biz sahaya çıkacağız. Yine 3 puanımızı alacağımıza inanıyorum. Böyle rakiplerin bize gelmesi bizim işimize geliyor. Çünkü takımda tek güvendiğim nokta ne yapacağımızı bilmemek. Ben buna çok güveniyorum. Bugün rakip güçlü olabilir ama biz yine yeneceğimizi düşünüyorum. Yani 1-0 olacak, bizim olacak inşallah abi. Kardeşim, görüşürüz abi. Tutayım abi. Sevgili izleyiciler, tabii rakip taraftarlar da bizleri izliyor. Şu anda değerli bir kardeşimiz bizimle beraber. İzlis Tosun, biliyorsunuz Hüseyin Adana deplasmanı dönüşünde daha önde kalmıştık. Evet, Kayseri sporlu kardeşimiz Samsun Spor'a başarılar selam demiş. Aleyküm selam diyoruz. Bizler de Kayseri Spor'a başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. İdris kardeşim benim, horozlar, sucuklar. İdris, sucuklar, Kayseri'nin o sucuklar çok güzeldi ya. Sana biz bir adres atalım da şu sucuklardan gönder. Paramızı alıyoruz ama senin o güzel manevi sucukların sucukların olmuyor onu. Arkadaş, adam Kayseri'de. Kendi yapıyor sucukları, kendi. Evet abi, gel. Gelsenize. Abi gel. Selamet abi. Bir şey çek abi. Merhaba abi. Ben İstanbul'dan geliyorum. Hoş geldin abi. Yani pasolik alamadık. Yani pasolik yükledik. Sistem kabul etmiyor. Şu anda maça girmeden İstanbul'a geri gideceğim. Buraya gittin mi? İstanbul. Şuraya? Buraya da gittim. Ne diyor orası? Yok, sistem kabul etmiyor. İndirttik. İndirttin. Senin de mi aynı? Hani kim şey, benimle beraber ikimizin maçı yapamadık. Pazarlık yükleyemedik. Yani sistem kabul etmiyor. Allah Allah. İstanbul'dan geliyor. Biliyorsun sen de beni. Çekmeköy'de oturuyorum ben de. Sen de biliyorsun. Her zaman görüşürüz seninle. Sen? Şimdi şöyle, geçen hafta maça girdiğimizde pasoyu okutuyoruz. Küçük cihazlarda diyor sistem hatası veriyor. Ama girmeye kalktığımda girebiliyoruz. Öyle bir sıkıntı küçük oluyor. Küçük cihaz, sarı küçük. Göklerindekinde sık, pardon. Sorun, sıkıntı oluyor. Bir daha söyleyemedim. Sorun, şimdi onda diyor ki mesela, diyor ki geçeriz bilet diyor mesela ama içeri girdiğinde makineye gidiyorsun. Okuyor. Orijinal okuyor. Evet, okuyor. Peki o zaman orada da bir sıkıntı var. Var abi, çok olabilir. Sıkıntı var. Gerçekten sıkıntı var. Yani daha buraya geldim, maç için geldim. Ümraniye maç için. Sen de aynısını dene. Aynısını dene. Makinaları dene, cihazları deneyin. Ya şey, pasoliki kabul etmiyor ki, ben şey normal günlük kart alacağım, tek kart alacaktım. Pasolik'i. Onu da vermiyor. Sen şu indirdin mi telefonunu? Şey, telefonuma indirdim. Şey yapmıyor. Sistem kabul etmiyor. Pasolik'in senin var. Var. Biletin de yüklenmiş. İşte tek bilet veriyor. Kart eve gelecekti. Gelmedi. Yani şimdi buradan sistem kabul etmiyor. Telefona indirmene rağmen. He, kabul edemedik. Şey yapamadık. Ya bak, yeğenimle beraber İstanbul'dan geldik. Maç söylemiyorum şu anda. Maçı 1-0 yeneceğiz. Golü Hasan Kılıç atacak. Buradan Yaşar Derkış'ıma selam gönderiyorum. Kendisi Covid'li, gelemiyor. Başlar, kolay gelsin. Sağ olasın. Evet. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. İnşallah beşer. Pasolik duyuyor mu? Pasolik. Pasolik'in yetkilileri. Biriniz duyuyorsanız söyleyin. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Türkiye'den, her yerinden, Samsun her ilçesinden millet geliyor. Sizin paşa keyfiniz, koltuklarda sıcak sıcak oturacaksınız ya. Size ya da iletilmiyor. Sizin bu çalışanlarınız, sizin bu müdürleriniz, sizin bu sorumlularınız ne iş yapıyor? Bir gelin İstanbul'dan, gelin Ankara'dan, bölgelerinizden de bir denetleyin. Bir bakın kardeşim. Türkiye'nin her bölgesinde bu sıkıntı yaşatıyorsunuz. Bunu bedava vermiyorsunuz. Bir kart ya. Çıkıyor. Hep bize bunu ya. 60-70 lira. Yok. 60-70 lira. Burada var sadece. Değişmedi yok Selamet abi. Sanki evet. Bizim Samsun'da var. Sanki şey, Karayazı'ya dönmüşüz gibi. Abi burası şey var ya. Buraya uğraşmak nedir ya? Samsun'la uğraşıyorlar ya. Bu da pasolik sıkıntısı abi. Hiç bitmedi, bitmeyecek de. Böyle giderse bitmeyecek. 2 sene öncesi de bu şekilde vardı. Belge çıksan da bitmeyecek. Abi bitmeyecek. Bitmeyecek abi, bitmeyecek. 2 sene öncesi de bu vardı. İlk 6-7 hafta bu sıkıntıyı çektik. Sonra da düzelttiler abi. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Şu anda deplasman taraftar yasak muhabbeti var. Aynen. Şu an diyelim ki bugün Ümraniye taraftarı gelseydi ya da bir Bursa ile oynasak abi, 2000 taraftar ya. Gelse bir saniye. 2000 taraftarın 100 tanesinde problem çıksa. Veya siz gittiniz Bursa deplasmanına, pasörlükte sıkıntı var diye giremiyorsun. Yol çekeceksin. Problem çıkıyoruz ki her zaman. Samsun taraftar olarak bu deplasmanlara her zaman biz problem çekiyoruz. Girerken diyorum. Ya girerken de aynı ki ya. Salın kardeşim bizi, salın. Salın Samsun Spor taraftarını salın. Abi bizim yönetimimizden, biz kendi yönetimimizden biz sesleniyoruz. Pasolik'i boş ver artık da. Biz kendi yönetimimizden sesleniyoruz ya. Yönetim olarak bir çare bulun.
Yani bunu zor bir şey değil yani. Bunun çare de şu. Gideceksin, pasörlük yetkilini oturacaksın, konuşacaksın. Ya oynan öyle. Kaldırın diyeceksin. Bak, yok abi. Bir maç arası var. Sorun. Al abi, abi İstanbul'dan geldiğini bas bağırıyor ya. Benim akrabam var. Benim akrabam var. Abi şuradan iki adımlık yola gelemiyor ya Amasya'dan. Samsun maçını izlemeye gelemiyor abi. Evet. Böyle bu saçma sapan bir olay olamaz. Sağ ol kardeşim benim. Selamet abi. Hadi evet. Sağ olasın. Aldın evet Selamet abi. Sağ ol abi. Bakıyorum abi. Bir dakika. Saat 3.30. Şu anda Ümraniyespor forması giyen eski sporcumuz Oğuz Gürbulak'ın babası sevgili Oktay Gürbulak da yayında bizleri izliyor. Sevgiler selamlar diyor. Her iki takımı da başarılar. Samsun'u da çok seviyoruz diyor. Evet. Onu da söyleyelim. Buyur abi hoş geldiniz. Maça geleceğiz. Bunu çek. Onun için geldim. Bir tane daha çalalım. Ya bırak bir form almadınız mor formayı. Konuş abi konuş. Evet, ilk defa geliyorum ama bu maçı Ümraniye maçını kazanmak için geldik. İnşallah kazanacağız. Başarılar diliyorum Samsun'a. Hadi bakalım. Niye çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Selamet Bey'e ilk defa maça geldi abi. Biz zaten Samsunluyuz zaten. İnşallah bu maça kazanırım Hüseyin Bey yüzünü hepimiz yüzünü göreceğiz. Alır son maçta alacak. Son maçta alacak. Şampiyonluk maçında. Şampiyonluk maçında söz siz ikinize. Biz bir dakika bir saniye ya. Şampiyonluk maçında selam abi tamam mı? Biz bir dakika biz formayı kendimize istemiyoruz. Bizim formamız var. Çocuklarımızın da var. Sor var. Biz dedik ki iki tane alın da gerisini söyleyemem. Dur, siz hemen döndünüz. Başkan, kusura bakmayın yani. Programda verelim, selam söyleyelim. Ben onu diyorum size. Biz haftaya söz. Sağ ol. Allah razı olsun. Bir daha sağ ol. İnşallah sağ ol. Bizim çocuklar da var. Sıkıntı yapmayın. Bizde var. Hepsi var. Sağ olun. Gidelim Selamet abi yavaş yavaş. Selamet abi şöyle bakalım. Bayağı bir taraftar topluluğu var. Geliyor. Onu da söyleyeyim abi. Onu da buradan belirteyim. Şöyle geçelim. Evet geçelim abi yavaş yavaş biz artık kapatalım yerimizi alalım. Şunu önünde kapatalım istersen gel. Tamam doğru diyorsun abi. Bu sefer böyle yapalım. Şöyle ben kendim şey yapayım hemen sana vereyim geçeyim. Evet artık maça yarım saat kaldı. Lideri devirmeye yarım saat kaldı. Evet simitle suyla devireceğiz. Allah'ın izniyle. İnanılmaz bir şekilde çekirdekle devireceğiz değil mi? Var mı başka? Abim dualarla deviriyor içinde. Evet. Ben Evet'i çok seviyorum biliyorsunuz. Bu Evet'ten kurtulamıyorum. Görüyorsunuz bir sevdadır Samsun Spor diyoruz. Samsun Spor anlatılmaz, yaşanır. Samsun Spor bir duygu, his takımıdır. Aşktır, yaşamdır, tarzdır diyorum. Ve ben taraftarın sesinde evet hem yapımcı hem yorumcu olarak şimdilik bu kadar diyorum kendi adıma. 2-0 diyorlar. Ben de şimdi diğer... Kim var? Evet kameranın arkasında deminden beri programımızın hem yapımcısı hem moderatörü Selamet abiye teslim ediyorum. Maçtan sonra güzel sonuç inşallah burada buluşuruz. Yüksel Yıldırım başkanımıza öğlenliğin geldi. Bilginiz olsun maçta yerini alacak. Teşekkür ederim Hüseyin. Şöyle al. Evet yorucu bir maç öncesi yayınımızı daha bitirmiş olduk değerli izleyicilerimiz. Evet Kutluhan Bilgiç yönetecek karşılaşmayı. Saat 16'da başlayacak olan karşılaşmayı. Tabii bugün insanlara bu maç ne olur sorusunu sormaktan çok herkes derdini, sıkıntısını dile getirmeye çalıştı. En büyük sıkıntı pasörlük kardeşim. İnsanlar evinden çıkan, ilçeden gelen ya da çevre illerden, İstanbul'dan veya farklı yerden gelen kişiler gönül rahatlığıyla maça gelemediler. Yener miyiz, yenemez miyiz düşüncesinden daha çok girer miyiz, giremez miyiz bunları düşünmeye başladılar. Şimdi Hüseyin Karataş biraz önce dedi ki yani buna bir çözüm bulunsun derken evet doğru çözüm bulunsun. Biz bugün burada yeniriz, yeniliriz, berabere kalırız. Skorun etkisinde kalıp yarın bunu unutmayalım. Şimdiden notumuzu alacağız. Yarından tezli çözümünü arayacaksınız. Kulüp yöneticilerim yani bunu dile getirmeniz lazım. Gerekirse İstanbul'da adam çıkmış gelmiş giremiyorsa ha belki şu yasal değil söyleyeceğim bir şey. Hani pasör ligini almış, güncellemiş. Kombinesini yüklemiş ya da biletini yüklemiş geliyorsun buradan turnikeden içeri giremiyorsa eğer vatandaş yan kapıdan mı alıyorsunuz nereden alıyorsanız bu teklifi Batı üstte tanımsız bilet diyor giremiyor. Evet kombinemiz var Batı üstte tanımsız diyor giremiyoruz diyor. Yani bunu pasörlük yetkilileriyle görüşmeniz lazım. Biz buradan kulübümüze gelin buralarda insanlara çözüm bulun demiyoruz. Şu an bulamazsınız zaten ama bunu pasörlükle görüşün. Biraz önce söyledim. Bir ayda iki kez maç oynuyoruz biz burada. Bir de milli maç arası girdiğinde 20 günde bir tane maç oynuyoruz. Bu 20 günlük süreçte yazık günah. Yani bu tip sorunlar çözülsün. Diğer stadyumlarda bu kadar büyük sıkıntılar yok. Yok yani. Hemen hemen her deplasmana da gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde de karşılaşıyoruz. Sade pasörlükle değil.
Sağ ol kardeşim. Sadece pasolikle değil, otoparkıyla bilmem ne. Yani sıkıntı çok. Ondan sonra diyoruz ki taraftar niye gelmiyor diye bunun isyanını, sistemini getiriyoruz. Evet, Hüseyin de dediği gibi taraftarın sesine olan, taraftarımızın ilgisi, sevgisi, Allah razı olsun. Onların sesi olmaya çalışıyoruz. Olma gayreti gösteriyoruz. Biz de yani ağzımız kurudu şu an. 1,5 saattir konuşuyoruz şurada. Bu sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Biz şimdi her ne kadar bu yayın kayda girse de biz buraya da yazdık. Pazartesi akşamı da ekranlarda dile getireceğiz. Gerekirse kulüp yetkililerimizle de konuşacağız. Çünkü Karataş'ın dediği gibi taraftarın sesi olmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah bugün burada hiç gol dahi yemeyen, geride kalan haftalarda mağlup olmamış bir Ümraniyespor'u inşallah Rabbim yenerek, geçtiğimiz sezona göre hedefi olan hiçbir takımı geçen sezon yenemedik. Ne ADS, ne Giros'un, ne Altınordu. Bakalım bu bizim için bugün bir başlangıç olacak mı? Bir teknik direktör farkı olacak mı? Göreceğiz, bakacağız efendim. Evet, gelin efendim, gelin buyurun. Kapatmadan geldiniz, hadi bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taraftarın sesine selam olsun ilk öncelikle. Hüseyin Karataş ve Selamet Atlı kardeşlerimize. Samsun'un sesi. Teşekkür ederim. Taraftarın sesi. Bugün inşallah bu maçı alacağız. Ümraniye maçımız, çıkış maçımız olacak. Lideri burada yenmeye çalışacağız. Onlar da hiç gol yemedi. İnşallah onları buradan elleri boş göndereceğiz. Pazarcılar Kralı Tarık kardeşime veriyorum telefonu. İnşallah. Hala sabrını. Eyvallah. Sağ ol abi. Selamet abi. İnşallah. Bir dahaki pazara gaun getireyim abi. Gaun var. İnşallah abi lideri yeneceğiz. Yani hiç gol yememiş takım. İnşallah iyi oynayıp geleceğiz. Biz işimiz gücümüzü bıraktık geldik maçımıza. Yani ben Samsun sporluyum. Samsun'u seven herkesi biz maça bekliyoruz abi. Hani işimiz gücümü bıraktım ben geldim. Niye? Hani bir sevdadır Samsun spor. Hani Samsun'u yaşıyoruz. Samsun'u öleceğiz. Hani bir takımımız var. Takımımıza sahip çıkmamız lazım bence. Hani Allah nasip ederse bugün 3 puan almak istiyoruz abi. Bir de şöyle söyleyeyim. Her maç öncesi yayınımızda bir ya da iki taraftara şunu sorarız. Diğer abimiz de söyledi ama taraftarın sesini böyle yayınlarımızda, eksiğimizde... Evet. Dersiniz belki abi şunu da konuşsanız mesela şunu da dile getirseniz ya da şu eksiğiniz var ya da başarılısınız. Ben memnunum Selamet abi. Sıkıntı yok. Yok memnunum, sıkıntı yok. Allah razı olsun. İkincilikte de güzel yayınlar yaptınız hani deplasmanda olsun. Televizyon vermedi halde güzel. Hani başarınızın devamını diliyorum abi. Teşekkür ederiz. Abimin dediği gibi taraftarın sesi, taraftarın sesi diyorum abi. Allah razı demiyorum. Olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bol şans efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz artık sona geldik. Taraftarlarımız gelmeye devam ediyor. Akın akın şu anda ama benim demek istediğim de şu. Bu saatlere bırakmamak lazım. Belki onların birçoğu şimdi yine pasörlük sıkıntısına giremeyecekler. Yani sıkıntıdır. Erken gelmekte fayda var. Çok da erken değil. 2'den önce de almıyorlar 2 saat öncesine. Bir de böyle bir sıkıntı var. Sıkıntı başlı başına her yönüyle. Evet değerli izleyicilerimiz biz de geçiyoruz içeriye. Yerimizi alacağız. Allah'ım inşallah bugün buradan skor ne olursa olsun. Ama ben ilk defa şunu söyleyeceğim. 2-3 gündür aklımda hep şu var. En az 2 farklı yeneceğiz. Sanki böyle bir his var içimde. Pek söylemem böyle skor tarzı şeyler ama hani 2-0 gibi 3-1 gibi bu tarz bir şey bekliyorum ben bugün. İnşallah Rabbimize 3 puan hanemize yazdırmayı nasip eder efendim. Önümüze bakacağız. Pazartesi akşamı 20.55'te Samsun Güncel Haber'de Hüseyin Karataş'ın yorumları, Selamet Tatlı'nın sunumu ve Ankara'dan Yücel Çolak hocamızın da canlı bağlantısı video analizleriyle sizlerle olacağız. Bizleri unutmayın, bizlerden ayrılmayın. Hoşça kalın, iyi günler.